Merhaba, bu bölümde Python'ın veri türlerinden bahsedeceğiz. Önceki bölümlerde Python'ın veri türlerine ufak bir giriş yapmıştık. Şimdiye kadar öğrendiğimiz veri türlerinde tekrarını yaparak yeni veri türleri öğrenmeye devam edeceğiz. İlk olarak string türde verilerden bahsetmiştik. Örneğin m1 eşittir Python yazalım. Enter tuşuna basıp type fonksiyonu ile bu m1'in türünü öğrenelim. Evet, bu m1'in türünün string olduğunu görüyoruz. Tabii çift tırnakla oluşturabildiğimiz gibi tek tırnakla da string veri türü oluşturabiliriz. Örneğin m2 yapalım ve bunu da tek tırnakla oluşturalım. Aynı şeyi yapmaya devam edelim. Type yazıyoruz. m2'nin türüne bakalım. Görüldüğü gibi string veri türde. Daha sonra sayısal veri türlerinden bahsetmiştik ve ilk tür olan integer tam sayı türlerinden bahsettik. Şimdi bu tür örnek verelim. s1 4 olsun. s2 eksi 4 olsun ve S3 de 0 olsun. Şimdi bu değişkenlerin türlerine sırayla bakalım. Örneğin S1'in türü integer. Type fonksiyonuyla S2'nin türüne bakalım. Bu da integer ve type fonksiyonuyla S3'e bakalım. Bunun da türü integer. Daha sonra float yani ondalıklı sayı türlerinden bahsettik. Buna da örnekler verelim. S4 eşittir 4.2. S5 eşittir eksi 4.2 ve S6 da 0.0 olsun. Şimdi sırayla bunların türlerine bakalım. S4 float türde, S5 float türde ve S6 da float türde. Tabi burada dikkat etmemiz gereken normal bir şekilde 0 yazdığımızda bu tür integerken 0.0 yazdığımızda ondalıklı bir şekilde yazdığımız için bu tür float'a giriyor. Ve son sayısal veri tipi olan kompleks yani karmaşık sayılardan bahsettik. Örneğin S7 yazıp i kısmı olmasın sadece 4G yazalım. Type fonksiyonuyla S7'nin değerine bakalım. Tabii type yazmadık. Şöyle S7 yazdığımızda. Evet, type fonksiyonu yazdığımızda kompleks sayı türde olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de Boolean türde veriler var. Boolean türdeki veriler sadece doğru ve yanlış tutan veri türleridir. İçerisinde sadece bu iki değişkeni tutar. İki değişken değerini tutar. Örneğin D1 yapalım ve true değerini alsın. Y1 yapalım ve bu da false değerini alsın. Şimdi bunların type fonksiyonuyla sırayla türlerine bakalım. Örneğin D1 dedik. Enter tuşuna basalım. Görüldüğü gibi Boolean veri türünde ve type fonksiyonuyla Y1 yazalım. Bu da Boolean veri türünde. Evet, bunlar bizim ilerleyen derslerde göreceğimiz kontrollü yapılarda, koşul yapılarında karşımıza çıkacaklar. Oldukça yoğun bir şekilde. Mantıksal değerlerdir. Mantıksal veri türleridir. Sadece true ve false değerini alır. Evet, şimdi öğreneceğimiz veri türleri ise koleksiyon türde verilerdir. Bu türdeki veriler, şimdi dikkat ederseniz değişkenler veri tutarken sadece tek değer tutabiliyor. Yani birden fazla değeri aynı anda tutamıyor değişkenler. Ancak şimdi bahsedeceğimiz veri türleri ise farklı veya aynı nesne türlerini bir arada tutan yapılar. İlk veri yapısı liste veri tipini öğreneceğiz. Liste veri tipi sayesinde biz farklı veya aynı türde verileri tutabiliriz. Liste verilerini oluşturabilmek için köşeli parantezlerden yararlanıyoruz ve list ile oluşturulan yapılar daha sonra değişkenler gibi değiştirilebilir yapılardır. Şimdi bu yapıyı oluşturalım. Örneğin liste diyelim, eşittir yazalım. Boşluk karakterinin yanındaki klavyedeki boşluk tuşunun hemen yanında bulunan alt yere tuşu ve 8 ve 9 tuşlarına basıyoruz. Bu şekilde köşeli parantezimizi oluşturmuş olduk ve listenin elemanlarını bu köşeli parantezlerin içerisine yazacağız. Tabii daha sonra bu koleksiyon türde verileri ayrı ayrı işliyor olacağız. Şimdilik veri türleri konusuna girdiğimiz için bu yüzden bahsediyoruz. Şimdi içerisine aynı veya farklı türde veriler yazabilirim. Örneğin sayısal ifadeler 1, 2, 3 şeklinde sayılar yazdık. Şimdi listenin elemanlarını yazarken her bir eleman virgülle ayrılır. Virgülle ayrılmış her bir ifadeye bir eleman denir. Yani bu listenin elemanı denir. Örneğin bu listenin şu an 3 tane elemanı var. İlk elemanı 1, ikinci elemanı 2,
Üçüncü eleman da 3. Çünkü bunlar virgülle ayrılmış. Şimdi istersen farklı türde veriler de ekleyebilirim. Yani bir virgül atayım. Örneğin string veri ekleyeyim. Python. Bir virgül atayım. Bir daha sayı ekleyeyim. Bir virgül daha attıktan sonra örneğin mantıksal türde bir ifade ekleyeyim. True ifadesi ekledim. Veya karmaşık sayı ifadesi de ekleyebilirim. 4 artı 2 j mesela. Veya float türde sayı da ekleyebilirim. Görüldüğü gibi. Bu liste oluşturulmuş bir yapı. Enter tuşuna basıyorum. Şimdi bu listenin türüne bakalım. Type diyoruz. Liste değişkenine yazıyorum. Görüldüğü gibi bu list türünde bir yapı. Evet, bunu şimdilik burada bitirelim. Daha sonra zaten bu yapıları öğreniyor olacağız. Şu an sadece bu yapı da var demek için sizlere bu videoyu, bu dersi çekiyorum. Diğer bir koleksiyon türünde veri tuple veri tipi. Tuple demet olarak da tercüme edilmiş dilimize. Liste türüne benzer bir yapı. Listeyi nasıl köşeli parantezlerle oluşturuyorsak tuple veri türünde normal parantezlerle oluşturuyoruz. Ayrıca tuple sadece okunabilir. Yani değiştirilemez. Listedeki elemanları biz değiştirebiliyoruz. İlerleyen bölümlerde zaten göreceğiz. Mesela diyelim ki ben 1'i değiştirip ilk elemanını 5 yapmak istiyorum. Bu mümkün ama tuple'da bu mümkün değil. Sadece tuple'ın elemanlarını okuyabiliyoruz. Şimdi tuple oluşturmayı görelim. Örneğin bir değişkene atayalım. Demet diye bir değişken oluşturalım ve klavyemizdeki Shift ve 8-9 tuşlarına basıyoruz. Bu şekilde bir parantez işareti var. Yine farklı türdeki verileri oluşturabiliriz. Örneğin Python bu birinci eleman, ikinci eleman bir sayı olsun. Üçüncü eleman mesela Boolean türde veri olsun. Diğer eleman da mesela bir float türde veri olsun. Bu şekilde de bir veri oluşturabiliriz. Type fonksiyonuyla demet değişkeninin türüne bakalım. Görüldüğü gibi tuple olduğunu yorumlayıcı bize söylüyor. Tabii buradaki elemanların tekrar değiştirilemez olduğunu ifade edelim. Bir diğer koleksiyon türündeki veri türü dictionary yani sözlük. Sözlük farklı bir yapı. Zaten ilerleyen derslerde değineceğimiz için burada sadece anlatmak için anlatıyorum. Örneğin değer diye bir değişken oluşturayım. Sözlük veri tipini oluşturmak için yine klavyemizdeki Alt GR tuşuna basıyoruz. 7 ve 0 tuşlarına basıyoruz. Bu şekilde bir süslü parantez. Curly bracket da deniliyor tabii buna. Bu semboller arasına yazılması gerekiyor. Yine elemanlar virgülle ayrılıyor. Bu ifadeler anahtar değer şeklinde oluşuyor. Bir anahtar oluşturuyoruz, bir de değer oluşturuyoruz. Örneğin at diye bir anahtar var. Bu anahtarın karşılık geldiği değeri örneğin Burak. Virgülle ayrıldık. Bu birinci eleman. Bu elemanları çağırmak için mesela burada birinci elemanı çağır dediğimde bir ifade gelecek. İkinci elemanı çağır dediğimde bir ifade gelecek. Burada bu elemanları çağırmak istiyorsam at anahtarına sahip değeri getir diyorum. Yani bunu adı sanki bir değişkenmiş gibi düşünebilirsiniz bu sözlük içerisinde. Bir anahtar daha oluşturayım. Örneğin soyad. İki nokta üst üste koyuyorum. Bu da yıldız olsun. Evet, bu da ikinci elemanı. Bu elemana ulaşmak için ikinci elemanın değeri yıldız. Birinci elemanın değeri Burak bu arada. Bu elemanlara ulaşmak için, örneğin Burak elemanına ulaşmak için at anahtarını çağırıyorum şeklinde düşünebilirsiniz. Enter tuşuna basayım ve type'la bu ifadenin türünü öğreneyim. Görüldüğü gibi dictionary'nin built-in versiyonu. Yani bir sözlük veri türünde olduğunu görmekteyiz. Yine veri türlerine devam edebiliriz. Örneğin kümeler veri türü var. Bu da set. Şöyle ifade edelim. Küme diye ifade edelim bunu. Kümeler de aynı sözlükler gibi curly bracket'larla oluşturuluyor. Ve bu anahtar değer şeklinde bir ifade değil de aynı tuple ve listelerde olduğu gibi virgülle direkt ayrılıyor kümeler. Örneğin Python. Yine bu veri türüne tabii bir farklı farklı nesneler de ekleyebiliriz. Örneğin 4 ekledim, 2.5 ekledim gibi farklı türde veriler de eklenebilir. Bunun türüne bakalım. Type küme. Görüldüğü gibi set yani küme veri türünde olduğunu anlıyoruz.
Şimdi farklı farklı gördüğünüz gibi türler var. Bu türlerin hepsini kullanıyor muyuz? Aslında kullanıyoruz. Her birinin kullanım amacı, kullanım yeri farklı. Zamanı geldiğinde de bunu göreceğiz. Bu kullanım çeşitlerini göreceğiz. Bir de byte veri türü var. Byte veri türünü şöyle anlatabiliriz. Örneğin x diye bir değişken alalım, oluşturalım. B yazıyoruz ve çift tırnak içerisinde bir ifade yazıyoruz. Python. Şöyle. Evet, bu B sayesinde yazılan buradaki Python ifadesi bir string ifade değil, artık byte türünde bir ifade. Type fonksiyonu ile bu x değişkenin türüne bakalım. Gördüğünüz gibi byte türünde bir veri. Tabii byte array, memory view türünde veri türleri de var. Bunlardan da bahsedelim. Örneğin bir y değişkeni oluşturalım. Byte array türünde bir veri oluşturmak için byte array fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu fonksiyon sayesinde byte array verisi oluşturabiliyoruz. Örneğin 5. 5 elemanlık bir byte array oluşturduk. Bunun türüne bakalım. Type fonksiyonuyla y'nin türüne bakıyoruz. Görüldüğü gibi bir byte array türünde veri. Bir de memory view türü var. Memory view türü Python 3 ile birlikte gelen bir tür. Bu türü ve byte array türünü ilerleyen bölümlerde zaten işliyor olacağız. Fakat yine türü tanıtmak için ben size bu örneği veriyorum. Örneğin z değişkenini oluşturalım ve memory view fonksiyonuyla bu tür oluşturulabiliyor. Memory view içerisinde boş bir ifade oluşturmak için, boş bir tür oluşturabilmek için verilen türlerin byte türünde olması gerekiyor. Yani şöyle bir tür oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir ifade oluşturabilirsiniz ancak. Tabii biz boş bir byte dizisi oluşturalım. Dolayısıyla byte ifadesi oluşturuyoruz. Mesela bu da iki elemanlı olsun. Enter tuşuna basalım. Type fonksiyonuyla z'nin türüne bakalım. Bu da memory view türünde olduğunu gördük. Şimdi burada ben bu şekilde bütün hepsini bu şekilde oluşturabildiğim gibi aynı şekilde fonksiyonlarla da benim veri türleri oluşturmam mümkün. Mesela burada klaslara dikkat edin. Bakın str, int, float, kompleks, bool, list, tuple, dictionary, set, byte, byte array, memory view. Bunlar aynı zamanda birer fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlara biz built-in fonksiyonları diyoruz. Bu fonksiyonlar sayesinde boş veri türleri oluşturulabilir. Mesela str ve veri türünü ele alalım. Ben boş bir karakter dizisi oluşturmak istiyorsam ya da boş bir karakter oluşturmak istiyorsam şöyle yapmam gerekiyor. Bunların hepsini mesela T ile örnek verelim. T1. str diye aslında önceden tanımlı bir fonksiyon var. str fonksiyonu. Ben mesela bu şekilde str fonksiyonu sayesinde ben verileri oluşturabilirim. Oluşturmak istediğim string ifadeyi str fonksiyonun içine yazıyorum. Mesela merhaba. Enter tuşuna basalım. Bakın T1'i ekrana yazdıralım. Görüldüğü gibi merhaba çıktısını aldık. Aynı şekilde type T1 diye baktığımızda string değeri olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde built-in fonksiyonları sayesinde ben veri türlerini rahat bir şekilde oluşturabilirim. Örneğin bakın list veri türünü oluşturduk. Şöyle oluşturduk. Köşeli parantezlerle oluşturduk. Eğer istersen list veri türünü list fonksiyonuyla da oluşturabilirim. Tabii bu tarz oluşturma işlemlerinde dikkat etmemiz gereken bazı özellikler de var. Örneğin T2 diye bir liste veri türü oluşturalım. List diye yazalım. Şimdi buraya yazacağımız ifadeler string değer olmak zorunda ve yazdığımız her bir ifade aslında bu listenin bir elemanı kabul edilir. Örneğin Python diye oluşturalım. Enter tuşuna basalım. T2 ekrana yazdırdığımızda bakın bütün harflerin ayrı ayrı eleman olarak gönderdi. Ancak ben integer verisi oluşturmaya çalışayım. List mesela 5 diye yazıyorum. Görüldüğü gibi bir hata aldık. Bu şekilde bir integer türde veri ile list fonksiyonuyla bir yapı oluşturamazsınız diyor. Boş bir tür oluşturmak istersem onlardan da bahsedelim. Mesela bu koleksiyon türünde boş bir ifade oluşturmak istiyorum ya da string türde. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela string için bunu da z ile yapalım. Z1 diyelim. String türünde boş bir değer oluşturmak için string
Sadece çift tırnakları açık kapatmanız yeterli. Ya da liste türünde boş bir veri oluşturmak için şöyle aç kapa köşeli parantez de yapabilirsiniz. Ancak bunun yanı sıra list fonksiyonuyla da doğrudan oluşturabilirsiniz. Örneğin Z3 diyelim. List yazıp bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Bu fonksiyonlar tabii bu işe de yarıyor aynı zamanda. Bir de bir sonraki derste göreceğimiz birbirlerine dönüşüm, veri türlerini birbirlerine dönüştürmeyi göreceğiz. Bu fonksiyonlar daha çok bunun için kullanılıyor. Buradaki set fonksiyonu, işte tuple fonksiyonu, list fonksiyonu gibi bu fonksiyonlar veri türlerini birbirine dönüştürmek için de kullanılır. Bunu da bir sonraki derste anlatalım.